En büyük emekliğimizin ettiği şikayet maaş konusudur. Maaşlar çok düşüktür. Hayat şartlarına uygun bir aylık ödemesi değildir. Biz emeklerimizin geçimlerini insanca yaşayabileceği şekilde bir asgari, en az bir asgari ücret kadar bir maaşın bağlanmasını istiyoruz. Emekli maaşıyla geçim sıkıntısını çekiyor. Dolayısıyla Türkiye genelinde emeklilerimizin bu konuyla ilgili ettikleri müracaat en fazla şikayet konusu olan ücretleridir. Maaş bağlama olayıdır, maaş ödeme olayıdır. Emeklilerimiz ülkeye emek vermiş insanlardır. Anın teri dökmüş insanlardır. Yaşlı insanlardır. Bir ülke kendi vatandaşına, kendi emeklisine, yaşlısına sahip çıkması gerekiyor. Bu anayasal bir haktır da aynı zamanda. Dolayısıyla emeklinin eli nasırlı, ağzı dualı, yüzü nurlu, ak saçlı insanlardır. Herkesin bunlara sahip çıkması gerekiyor. Bunların kimseye muhtaç olmadan geçinebilecek bir aylığın bağlanması herkesin görevi olmalıdır. Emeklilerimizle ilgili Batman'da başlattığımız konut projesini Türkiye'de bir ilkti. İlk olarak Batman başlattı bu projeyi ve o tarihte 1472 konut yaptık. Yani 2013 yılında başladık, 2015 yılında teslim ettik, 1472 konut yaptık. Ama daha sonra ikinci projemiz olan 600 konutla ilgili 600 konuta 6540 kişi müracaat etti. Bu da şu ne demek? Bu da şu demektir. Yani Batman'da evi olmayan birçok emekli var. Biz bunları bu projeleri hayata geçirdiğimizde de Batman'da ev kiraları, ev fiyatları düştü. Yani Batman'da bugün ev kiraları 1500 liraya yaklaşmıştır. 3000'i geçmişse şimdi bunun bir fiyat belirlemesi var, bir kira ödeme kanunu var. Bu insanlar bu hangi mantıkla, hangi vicdanla bunu bu kadar zam atıyorlar bu kiraların, bu evlerin üzerine ben anlamış değilim. Yani çok abartılı, çok fazla %100 değil, %200, %300 civarlarında bir fiyatla evler yapılıyor. Bu da doğru bir şey değildir. Bütün yetkilerden Batman halkına, Batman emeklisine, Batman'a evi olmayan insanlara mutlaka yardımcı olmaları gerekiyor. Şu anda en son 2015 yılında kuralları çekilmiş olan 908 tane konutumuzun projesi hayata geçmiş ve kaba inşaatları bitmiş durumdadır. Bunlara bile 7000'e yakın bir kişi müracaat etti. Ve müracaat edenler arasında evi olmayanlardır. Zaten TOKİ artık bundan sonra evi olanlara ev yapma gibi bir niyeti yoktur. Ama önemli olan da şu, biz ilk yaptığımızda biz konutlarımızı normal konutların %30'undan daha düşük bir maliyetle yaptık. Tam emekliye yönelik bir projeydi o zaman. Ama şimdi öyle değil. Şimdi fiyatlar çok yüksek. Yani normal emekli olan bir arkadaşımızın aylık maaş bağlama oranı 1500 lirayı geçmiyor. Konutun taksitleri 1150 lira. Bu emekliye yönelik bir proje değildir. Dolayısıyla bu konutlarla ilgili Batman'a ihtiyacı olduğu kadar, yani en azında 5000'e yakın bir konutun daha yapılmasında fayda vardır. Ve bu yapılacak olan konutları da dikkate edilecek olan şey, emeklinin ödeyebileceği kadar bir fiyatın olması lazım.